İkinci Dik ekranlarından tekrardan merhaba. İkinci hafta, ikinci günde günün son karşılaşması, beşinci karşılaşmayla sizlerle birlikteyiz. One Heroes Academy karşısında Baby Buffaloes karşılaşmasıyla anlatımda ben Escrow, yanımda Reha Er'le birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Reha hoş geldin tekrardan. Hem tekrardan hoş bulduk hem de artık günün son hoş geldin hoş bulduğundan. Tekrardan merhabalar diyelim. Alışık olmadığımız yasaklamalarla başladık. Öncelikle bir Aurelion Sol üzerine bir Senna yasaklaması ve Babu ekibinden de Baby Buffaloes ekibinden hızlı bir Lee Sin yasaklaması gördük. Evet, birçok güçlü olan şampiyonun açık olduğu bir senaryo görebiliriz. Huey yasaklaması da geliyor. Ben Huey yasaklaması gördüğümde genellikle orta koridor Tristana bekliyor oluyorum ama yani tabii bu yeni gelen Yama değişikliğiyle birlikte çok orta koridor Tristana görmüyoruz. Daha çok yetenek gücü şampiyonlarına yer verildiğini görüyoruz. O yüzden doğrudan bence Oha ekibinin elinde Huey'i görmek istemedikleri için yapılmış bir yasaklama diye düşünüyorum. Caitlyn ve Aphelios yasaklamalarda geldi. Karthus'un oynanabilir durumda olduğunu söyleyelim. Jayce açık, belki bir nişancı tercihi gelebilir ki nişancı yasaklanmışken. Bakalım One Heroes Academy'nin ilk tercihi ne olacak? Bunu ben de senin kadar merak ediyor olacağım çünkü Aphelios ve Caitlyn şimdi yasaklandı. Bununla birlikte belki yine bir Jhin Skarner sonunda. Aradan bir tanesi. Sonunda. Yani bence artık ya olması gerekiyordu. Bir görelim bakalım şu vadide bir Skarner ne kadar etkisini nasıl hissediyoruz. Evet. Babu tarafında ise Jinx üzerinde duruluyor. Tabi hala 6 saniyeye sahipler. Jinx gelecek gibi. 3 nisancı yasaklamasından sonra gelen bir Jinx. Tabi burada önemli bir tercih olabilir. Bakalım ikinci tercihini hangi şampiyondan yana kullanacak Babu ekibi. Jinx de yine aslında metadaki kuvvetli olabilecek hiper taşıcılardan bir tanesi. Çünkü Tahsildar ve Ebedi Kılıç ikilisinden gerçekten çok ciddi anlamda verim alabiliyorsunuz Jinx'e de birlikte. Tabii Skarner karşısında Jinx'i yaşatmak gerçekten kolay olmayacak ama Talia bu yönde iyi bir başlangıç, orası kesin. Evet, burada bir Rumble tercihi geldi. Skarner ve Rumble'ı aynı anda aldılar. Tabi esnek iki tercih. İkisi de ormanda ve üst koridorda oynanabilir. İki şampiyon. Tabi burada elini birazcık daha esnek tutmak istedi One Heroes Academy. Bakalım son seçimde bir nişancı gelecek mi yoksa ikinci havuza mı bırakmak isteyecekler nişancı tercihini. Ki ben burada bir nişancı geleceğini düşünüyorum şu anda. 3 yasaklama gelmişken nişancılara. Ben de sana bu konuda katılıyor olacağım ve bir Kai'Sa tercihi görüyoruz. Epey bir zamandır görmediğim şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım bugün vadide bize ne izletecek ama yani ben beklemiyor olsam da biz yine bugün vadide yine Tahsildar Ebedi Kılıç ikilisine Lucian Nami ikilisi söz konusu olduğunda bile gidildiğini gördük. Belki Kai'Sa'dan da benzeri bir eşya dizilimi görebiliriz. Ben merak ediyorum hasar potansiyeli nasıl olacak acaba? Bu combo çok iyi. Yani bu eşya dizilimi pek ideal görünmüyor Kai'Sa ama bakalım onda da aynı şekilde çalışacak mı? Lucian Nami koridorunda çok iyi çalışmıştı aynı şekilde. Bakalım One Heroes Academy'nin bu yönelik planı ne olacak? İleriye yasaklaması geldi Baby Buffaloes'la. Xante tercihi yani tabii ki o kadar ben bozuk şampiyon falan dedim ama yani kör olarak yapabileceğiniz, gerçi kör de değil büyük ihtimalle Skarner'a karşı yapabileceğiniz iyi tercihlerden bir tanesi gerçekten. Ben o yüzden burada Baby Buffaloes ekibinin yaptığı Xante tercihini açıkçası beğendim. Şimdi Karthus yasaklandı Oha ekibi tarafından. Ve Azir Irelia yasaklamaları yine çok metada alışık olmadığımız aslında bir Azir. Bu yeni Yama ile birlikte bugün vadide görmeyeceğimiz şampiyonlardan biri olacak. Evet, bakalım son yasaklaması gelecek One Heroes Academy tarafından da. Bakalım
Onlar yine bir ormancı mı yasaklamak isteyecek? Taliyah'ın orta koridora gideceğini düşünüyorlar onlar da. Kuvvetle muhtemel orta koridorda oynanacaktır. Derken bir Nautilus yasaklaması tabii. Jinx'in yanına onunla sinerjisi iyi olan bir şampiyonla bırakmak istemediler. Şimdi ilk seçim Baby Buffalo's tarafından gelecek. Ahri üzerinde duruyorlar. Orta koridoru yine kör yapılabilecek tercihlerden benim en beğendiğim isimler arasındadır Ahri. Onu kesinlikle söyleyelim. Zaten bu tercih de geldi. Şimdi hızlı bir Rammus gösteriliyor. Rammus yine aslında tekli dereceli de etkisini çok hissedebildiğimiz şampiyonlardan. Bugün doğru oynanırsa yine vadide tehlike teşkil edebilir. O yüzden ben Oha tarafından tanki bir şampiyon bekliyorum diyecektim. Rammus olması da Rell. Yine onun açığını kapatabilecek kuvvette ve kitle kontrole sahip şampiyonlardan biri. Sanki biraz sürekli hasar kısmında biraz zayıf kaldı One Heroes Academy. Bakalım buraya bir takviye gelecek mi? Tabi Rumble'ı ormanda kullandıkları bir senaryoda Skarner'ın üst koridorda tank taşıyacağını göreceğiz. Tabi Orianna bura için en iyi senaryo olabilir ama gerçi Rell'e sahipler. Rell'le birlikte oyun yapabilme kapasitesi yüksek bir şampiyon. Takımın tamamlayıcısı olarak. Yani ben açıkçası bu Orianna tercihini çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani evet kötü oldu mu? Hayır. Ama burada sanki OHA ekibini tamamlayabilecek başka tercihlerde bulunabilirdi. Bunlardan bir tanesi mesela kesinlikle Syndra. Şu anda senin de söylemiş olduğun gibi o sürekli hasar etkisini üstlenmesi gereken kişiler Kayn ve Kurama Cat. Onlar için gerçekten Kayn diyorum, özür dilerim. Kakarot ve Kurama Cat, ha Ersin alacak sanırım üst koridorda Rumble'ı. Bu biraz daha iyi bir durum olacak tabii ki OHA ekibi için ama yani Baby Buffalo's ekibinin kadrosu biraz daha kendinden emin, biraz daha çalıştırması kolay bir ekip olacak gibi geliyor bana açıkçası. Evet tabii kitle kontrol etrafında iyi oynayabilecek bir kompozisyon da var One Heroes Academy'de ama senin de söylediğin gibi çok daha oturaklı görünüyor Baby Buffalo's kadrosu. Tabii ki yani OHA ekibinin de hiç hafife alınmayacak bir kadrosu olduğunu söyleyelim. Özellikle Skarner'ın şu anda metadan ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yani vadide etkisini çok büyük gösterebilir gerçekten ve oyunun çok kolay koptuğunu da görebiliriz. Bakalım son karşılaşmada, günün son karşılaşmasında vadide takımlar bizlere nasıl performanslar izletecekler. Günün son karşılaşmasında vadideyiz. One Heroes Academy'ye karşısında Baby Buffalo's olacak. Burada iki galibiyete sahip olan One Heroes Academy karşısında tek galibiyetli Baby Buffalo's'u göreceğiz. Tabi Buffalo demiş yani de Alistar'dan şöyle bir müzik listelerini dinledik az önce. Evet, Alistar koridoruna da şöyle bir Alistar demişken çok hızlı bir bilgi verelim. Alistar gerçekten en zayıf erken orta koridor şampiyonlarından bir tanesi. Özellikle ikinci seviyeye ulaşana kadar gerçekten alt koridorda minyonları dahi yaklaşamayan bir Zavyan ve Varket ikilisi görüyor olacağız büyük ihtimalle. Bakın Lunaris ve Kakarot bunu ne kadar büyük bir avantaja çevirebilecek koridor safhasının ilerleyen noktalarında, onu da açıkçası merak ediyor olacağım. Evet. Tabii ben de şöyle bir bilgi vereyim. Imaginer'ın sevdiği şampiyonlardan bir tanesi olan Ahri. Aslında çok görmedik bugün özelinde ama rahat ettiği ve sevdiği şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım bu eşleşmede Kayn'e karşısında nasıl bir performans verecek o da. Güzel bir orta koridor hasar takasıyla başladı ikili. Alt koridoru çevirdik kameralarımızı. Tabii burada Lunaris'ten bir deneme gelmiş. Bineğimden inmiş durumda şu anda. Senin de söylediğin gibi seviye 1'de biraz daha pasif kalması gereken bir koridor. Alistar koridoru. Burada erken 2 seviye önceliğini alacak taraf OHA alt koridoru olacak gibi görünüyor. Yine de benim beklediğimden seviye 1'de biraz daha pasif oynuyor şu ana kadar. Alt koridor ikilisi Kakarot ve Lunaris. Şu anda çok Vatket'le Zavya'nın cevap verebileceği bir durum yok ama sanıyorum üstelik bir de erken seviye avantajı onlar da onlar. Evet. Ya bunun sebeplerinden bir tanesi de bineğinde olmaması Lunaris'in. Agresif bir oyun çıkaramadılar başlangıçta. Seviye 2 erken
Baby Buffalo's alt koridoru olacak. Şimdi tabii koridor da burada Oha lehine yığılıyor olacak. Onu da söylemek lazım. Burada Zevian şimdi ufak ufak ittirmeye başlayacaktır koridoru. Biriktirdikten sonra da dalgayı, koridor dalgasını, minyon dalgasını kuleye çarptırmak isteyecektir. Ve sıfırladıktan sonra bunu birkaç sefer daha yaptığında ufak bir minyon farkı yakalamayı başaracaktır. Evet. Senin de söylediğin gibi koridordaki ittirme avantajını aldılar. Bununla birlikte olabildiğince önde oynuyorlar. Orta koridorda canlar %50'nin altına inmiş. İki tarafta da X'ler kullanılmaya başlanmış. Ya Kadir, bu bizim artık orta koridorda 2013'ten beri gördüğümüz, belki 2014'ten beri görmeye çok alışık olduğumuz bir 2-2 karşılaşması. Tamamen oyuncuların bireysel yeteneğine, yetenek atışlarını işte yan adımlarla sıvışabilmelerine bağlı bir karşılaşma. Burada yaşanabilecek her şey tamamen iki oyuncunun yetenek kapasitesine kalmış durumda. Kesinlikle katılıyorum sana. Belki Ahri'nin ormancıya yakınlığı biraz daha avantajlı olabilir. Onun dışında çok büyük bir fark yok iki koridor oyuncusu arasında da. Kesinlikle zaten minyon sayısını da yansımış. Güzel bir ayartan öpücük. Kalenin üzerine çok fazla hasar var ama iki ormancı da buraya geliyor. Bakalım destekleyebilecek mi? Yerden bitme istediği gibi yenmemiş olabilir. Canlar çok az. Imagine'la bir otomatik saldırı ilk kana dökmek için yeterli. Lego burada olabildiğince hasar çıkarmaya çalışıyor ama ilk kan gittikten sonra yapabileceği çok bir şans yok. Yani burada Imagine'la çok fazla hasar aldı üzerine. Zaten bu seviyede yapılacak bir baskında Taliyah mı yoksa Skarner mı daha güçlü diye sorsan rahat bir şekilde bu soruya Skarner şeklinde cevap da verilebilir. Burada hem işler çok Babu ekibinin istediği gibi gitmedi, hem de Skarner'ın biraz aziline de uğradılar diyelim. Kesinlikle. Ve ilk kan burada Skarner'a gidiyor. Tabii bu da orman temposunu biraz daha hızlandıracaktır onun rakibi karşısında. Şöyle baktığımızda üst koridorda minyon sayılarında Ersin'in ufak bir üstünlüğü var rakibine karşı. Direnç koridorda biraz daha minyon sayısında geride kalmış durumda. Evet tabii Rumble Xante'nin belki de kağıt üzerinde antisi olarak geçebilecek bir iki şampiyondan bir tanesi. Fakat Xante'nin de bunu oyunun biraz daha ilerleyen safhalarında açıkçası daha kolay bir şekilde başa çekilebilir hale getirdiğini görüyoruz. Ama yani şu ana kadar Kromaket geliyor alt koridora, kitle kontrolle birlikte oynamak isteyecekler. Kromaket'in hasarı yeterli. Vatket'te çok fazla hasar var ama yeterli olmayacak. Çok az canına çıkacak tabii. Aristar'ı erken oyunda bile kesmek bir hayli zor olabiliyor. Bu pozisyonla birlikte eli boş dönecek alt koridordan Kromaket. En azından burada Vatket'in tabii stresini almayı başardılar. Buradan çok daha fazlası da çıkabilirdi. Hasar etmedi. Hayatın öpücükle birlikte Kayne burada takası devam ediyor. Karşılığında birazcık daha dezavantajlı çıktı. Tabii bu takaslardan sonra pasif sayesinde Ahri'nin birazcık can doldurabiliyor olması burada koridor özelinde Kayne'yi biraz üzebilir tabii ki ama o da fena olmayan bir cevap veriyor ve zaten minyon sayılarına baktığımız zaman orta koridor tamamen ortada ilerliyor. Evet. Biraz daha sakin görece başlayan bir oyun. Erken oyunda. Biraz daha aktif olmaya çalışan bir Kromaket gördük. Bunun karşılığında ise Vevo ormanı hızlı temizlemeye çalışıyor. Rakibine nazaran. Kromaket fena işler denemiyor. Yani aktif olmak için gerçekten tehlike arz ettiği, yani karşı takımı hiç değilse elinden sürekli kaynak alacak şekilde rotasyonlar yapmayı başardı. Yani vadide şu ana kadar Skarner'ın ağırlığını hissedebiliyoruz gerçekten. Orada Alistar üzerinde de çok fazla hasar çıkardı. Yine ortada bir şeyler peşinde. Yalnız Vevo da buraya geliyor. Burada güzel bir açıdan gelebilir. Ultisiyle birlikte geldi rakibin uzunluğuna. Öbür duvarla birlikte burada kaçan bir yetenek atışı var. Devamında Imagine'ın kaçmak durumunda ultisiyle birlikte. Kromaket burada takip etmek istiyor rakibini. Yerden bitme güzel defansif bir şekilde ve oyu kurtaracak. Bu 2-2'de bir sonuç çıkmıyor. Evet, burada ufak bir iletişimsizlik söz konusu olduğu gibi sanki farklı hedeflere gitmek istediler. Belki ikisi birlikte Imagine'ın üstüne gitseydi daha farklı bir senaryo görebilirdik. Vevo için de burada çünkü çok fazla değişen bir şey olmadı. Tekrar geliyor. Kromaket şöyle bir yanladı orta koridora. Hasara bak. Yani
yerden aldığı kayayı gerçekten bir kaya edasıyla fırlattı. Bir haylasa çıkıyor. Tank bir şampiyon olmasına rağmen. Tank bir şampiyon. Seviyede çok ileride değil. Üzerinde sadece can ve zırh veren eşyalar var ama işte Skarner'ın zaten şu an metada problem olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bu aldığı yeniden düzenlemeyi bu rework'le birlikte gerçekten tam bir yaratığa dönüştü. Kesinlikle taban hasarları inanılmaz seviyede denebilir. Alt tarafta kule altına itilmiş bir koridor var. Jinx burada Hüzele'yle birlikte kule altında rahatsız etmeye çalışıyor Kakarot'u. Üst tarafta ise Velo buraya yakın Ersin'e bir baskın düzenlemek isteyebilir. Yalnız Bilenç burada yeteneğini kaçırdı. Çok fazla hasar da aldı. Devam etmek istiyor. Üzeri doğru gitti. Şuraya gitti. Çok fazla hasar çıktı. Direnç burada düşecek. Direnç gösteremedi. Devamı da kurama kes geliyor. Burada kule altını isteyecekler. Ultiyle birlikte hemen servis edecek Ersin'e giden. 2 skor üst koridorda. Ersin için zaten görece rahat bir oyun geçiyordu. Minyon sayısında öndeydi. Burada Direnç'in ne kadar bu Ersin'e dur demeye muhtaç olduğunu biraz aslında görmüş olduk. Çok istedi orayı gerçekten ama Ersin'in muazzam bir hasarı var. O dengeleyici direnci gerçekten ciddi şekilde problem dirençe problem yaşattığı gibi Vevo'nun da 3'te 1 canını aldı. Ersin'e giden çok rahat 2 skor. İlk eşyasını tamamlamış bir Rumble. O zaman diyelim ki kolay gelsin direnç. Kesinlikle. Henüz daha ayakkabısını bile bitirememiş bir direnç var. Gerçekten üst koridorda işler biraz daha zorlaşacak. Onun adına orta koridora bir baskın geliyor. Watcat'le birlikte burada güzel bir deneme. Kitle kontrol zincirini oturtacaklar. Devamında bir yetenek daha ama buraya desteğe gelen bir oyuncu var. Lunaris'in desteği hayatta kalması için yeterli Kayne'nin. Yalnız ayak düşürüyorum roketi. Burada tam bir destek edasıyla Lunaris takım arkadaşını korumayı başarıyor. Üste dönüşünü bozacaklar. En azından temposuna bir darbe gelecek Major'dan. Şimdi direnç kapatıyor oradan bu arada. Yalnız tekrar. Evet, tekrar devam ettiler üstüne. 4 kişilik bir ekip oldu burada. En azından Lunaris kendi takım arkadaşını korumak istedi. Güzel bir şekilde direnci duvara sabitlediler. Devamında çok güzel bir kitle kontrol geldi. Direncin üzerine bir tutuştur da var. Direncin pozisyondan çıkması çok zor görünüyor. Direnç skorunu alan Chroma Cat burada takım arkadaşlarına yardımda yetişiyor. Oha burada ufak ufak altın farkını açmaya başladı. Şu anda dakika 10'u yeni bitirdik. Ve altın farkı 2500-3000 dolaylarında şu anda. Bu dakika için çok da azımsanabilecek bir fark değil. Çok iyi bir oyun geçiren bir Skarner ve çok iyi bir oyun geçiren bir Rumble şu anda söz konusu OHA ekibi tarafında. Babu tarafındaysa işler çok istedikleri gibi gitmiyor ama en azından stabil bir şekilde kasmaya devam eden ve oyunu geriden takip etmeyen bir Jinx var ellerinde. Takımınızda Jinx olduğu zaman oyunu kazanmak için her zaman bir şansınız vardır. Kesinlikle söylediğine katılıyorum. Bununla birlikte Ejder'e başlayan taraf Bobo buldukları boşlukla birlikte burada Ejder'i aradan çıkarmak istiyorlar. Ve onun çarpıyla birlikte tabii senin de söylediğin gibi Jinx'in oyun sonunda net bir Hyper Carry'e dönüşme potansiyeli çok yüksek. Özellikle yeni eşya dizilimiyle birlikte bakalım. Takımı ona o alanı ne kadar açabilecek bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Altın farkı 3000 dolaylarına geldi bile. Evet biz konuşurken sürekli olarak OHA ekibi farkı açıyor ufak ufak ekleyerek biraz daha devam ettiği takdirde böyle 5-10 dakika daha giderse buna bir cevap veremezse bu ekibi bu fark gerçekten kontrolden çıkacak ve oyunun çok hızlı kapandığını görebiliriz. Babu ekibi çünkü çok bir şeyler yapmayı istekli ve o taraflı gibi durmuyor şu ana kadar. Evet. Senin de söylediğin gibi biraz daha oyunun ilerlemesine bakıyorlar. Açıkçası orta oyunda biraz daha güçlü bir kompozisyon var. Tabii üst koridorda işler pek iyi gibi gitmediği için dirençten de çok fazla yardım alamayacaklar. Özellikle en azından orta oyunun başlarında. Direnç tekrar üste dönüyor. Burada eşyasını bitirmiş olması lazım. Koridor hakimiyeti Ersin de tamamen kontrole sahip. Koridor üzerine çekmiş. Burada olabildiğince milyon biçiyor. Yaklaşık 50. 50 milyonluk bir farkta göze 50. çarpıyor. Evet. Dakika 12 henüz. Yani bir oraya baktım. Böyle sessizce bekliyordum. Senin lafı bitince ilk söyleyeceğim şey oydu. Yani dakika 12'de
50 milyon fark olması, yani dakika 12'de iyi milyon biçen bir oyuncuysanız zaten aşağı yukarı 125-130 civarı bir milyon biçmiş olmanız gerekiyor. Şu anda o biçmiş olması gereken milyonun yarısı kadar fark açmış durumda tabii Ersin. Üst koridorda gerçekten inanılmaz derecede zorlanan bir Xante var. Oraya bir çözüm bulunması lazım. Fakat oraya yakın olan kişi Skarner. Evet, alt tarafta da Xavi'ye olabildiğince barikatları tek başına aldırmaya çalışıyorlar. Burada Ormancı'nın desteğiyle birlikte buldukları pencerede 3 tane barikatı indirmeye başaracak. Yani Babu 2000 hiç değilse Jinx'e biraz kaynak geçimi başarıyorlar üst koridor. Yalnız Kromakes burada güzel bir oyunda duvara sabitledi rakibini. Ultisinin olduğunu söyleyelim. Burada çıkmasına müsaade edecek mi? Öncelikle bir kuleye almak muhtemelen. Ama hala devam eden de bir Kromakes var. Ultisini kullandı. Menzilden çıkan bir rakip var. Bu pozisyonda üst koridoru dış kulesini açmaya başaracaklar. İlk kule üst koridordan düşüyor. Ersin güçlenmeye devam ediyor. Yani Xante bizim normalde tabii koridorda çok zorba olduğunu görmeye alışık olduğumuz bir şampiyon. Aslında koridordaki üstünlüğünü perçinlemek için de tamamlaması gereken buzul eldiven gibi eşyalar var. Fakat burada Rumble'ın kalsın hem tabii ciddi şekilde geriye düşmüş durumda direnç. Hem de istediği eşya dizilimine de gidemiyor. Direnç için çok zor bir oyun. Yalnız alt koridorda kuleyi savunmak için olabildiğince bir şeyler denemek istediği oha alt koridoru. Bununla birlikte Leon da buraya desteğe gelmesiyle alt kulenin düşmesi işten bile değil bu dakika itibariyle. Ve hala bu tarafında üst koridora yapılmış bir yatırım yok. Yani onlar elindeki kalan her şeyi şu anda Jinx'e yatırmak istiyorlar tabii ki. Tek çıkış biletlerinin burada Jinx olduğunu onlar da bilincinde. Fakat Rumble hani ikinci kuleye dayanmış durumda. Skarner Rumble'a hep yakın oynuyor. Rumble'a gitmek kesinlikle kolay olmayacak. Şimdi burada üste dönen kişi Rumble değil Xante. Yani isterlerse ikinci kuleyi de açabilecek bir senaryo var onlar adına üst koridorda alametle birlikte. Yani üst taraf kontrolü tamamen OHA ekibine ait. Herhangi bir görüş sağlama ihtiyacı duymamışlar. Yani orada bir görüş totemi var yukarıda çalının içinde, Xante'ye yakın. Yani o kadar rahatlar çünkü baksana Orion da içeride geziyor. Şimdi o da bir totem bıraktı oranın girişine. Ve gölge ateşi tekli tamamladı. Imaginer agresif bir oyun, Kakarot'un üzerine gitti. Kaçan bir yetenek var ama Otis'in devamıyla üzerine gitmek isteyecek. Sıçrayla birlikte güzel bir oyun Kakarot'tan da çok iyi bir cevap ama. Burada Imaginer son hamleyi yapmayı başarıyor. Kaçan yetenek atışlarına rağmen burada skoru almaya başardı. Üzerine doğru gelen bir ışınlan var. Bu ışınlandan kendini koruyabilecek mi bakalım diye bakıyorum. Kayın agresif bir şekilde gitti ama burada Vatket'in desteğiyle birlikte defansif bir şekilde bu pozisyondan çıkacaklar. Ejder'in çıkması da 20 saniye kaldı. Kakarot'tan muazzam oyun. Agresif bir sıçra. Orada hesap edemediği şey manasının oldu dedi. Lunaris. Yalnız burada Lunaris de biraz önde kalınca hemen cezayı kestiler. Ejder öncesinde 160 cana kadar düştü. One Heroes Akademi bu Ejder'i bırakmak istemiyor. Ersin'i de bu yüzden buraya getirdiler. Ersin'in ikinci eşyasını tamamlaması burada çok kritik bir öneme sahip. Çünkü çok dar bir alanda savaş yaptıkları senaryoda Ersin burada çok fazla iş yapabilir. Yani dakika 15'te iki eşya bitirmiş bir Rumble'dan bahsediyoruz. Şu an Rumble herhangi bir şampiyona karşı çok herhalde 2-3 saniye içerisinde rahatça kesebilecek durumda. Zaten kendisini hep sarıda tutuyor. O konuda da gerçekten başarılı. Yani Batket'e verdiği hasara bak. Çok fazla hasar çıktı burada inanılmaz bir şekilde üzerine gittiler. Kromakit'ten kaçan bir ulti var. Kaçan da bir ayartan öpücük burada devam etmek isteyebilirler. Güzel bir oyun çıkarmaya çalışıyor Kromakit ama içeri giren bir Imaginer var. Imaginer ateşle oynuyor çok ters pozisyonda kaldı. 3 kişilik bir manyetik fırtına üzerine gelen bomba combo inanılmaz oyun. Rakiplerini kızartan bir Ersin var 2'de 2 yapmayı başarıyor. Bu pozisyonla birlikte kendini susturmasına rağmen ultisiyle birlikte 2 skoru tamamlıyor. Yani bu şu anda ben geliyorum diyen bir Ersin. Çok güzel yakalamayı başardı abi orada. Lunaris'ten harika bir savaş başlangıcı gördük. Ersin'den de bir o kadar güzel takip tabii dengeleyiciyle birlikte orada dar alanda çok ciddi şekilde hasar çıkarmayı başardı. Az canla kaçabilen bir Vevo ve ultisiyle birlikte Hodri meydanla birlikte zor kaçabilen bir direnç gördük. İşte benim şu istediğim alamet oyunlarından bir tanesi geliyor. Evet, şimdi aşağı kadar vurduracak bu arada. Yani Rumble şu anda Rumble'ın karşısında durabilecek kimse yok. Rumble'a verilebilecek tek cevap, abi sen dış kuleleri al.
Biz kalan ne yapabiliyorsak yapalım. Biz çünkü başka türlü kaynak alamayacağız. Çok zor durumda gerçekten direnç. En azından ilk eşyasını o da tamamlamayı başarabilmiş. Evet, şöyle baktığımızda Bubbles'ın iyi senaryolardan bir tanesi 6 skordan hiçbir tanesinin rakip nişancıya gitmemiş olması. Yalnız üst koridorda da 4 skora sahip 173 milyon skorunda bir Rumble var. İnanılmaz hasar çıkıyor şu anda Ersin'den. İki katı minyon biçmiş Kadir. İki katı. Evet, Flame Horizon'da çok az kalmış. Yaklaşık 20 milyon sonra Flame Horizon'da görmüş olacağız. Evet. Yani çok ciddi bir fark açılmış durumda üst koridorda. Rumble'ı takım savaşlarına getirmeyi de çok iyi biliyorlar. Tabii haritada da ciddi bir açıklık söz konusu. Rumble'ın şu anda aşırı ileride gitmesini gerektirecek bir durum yok. Bunun bu arada ışınlanı olmayan bir Rumble olduğunu da hatırlatalım. Buna rağmen Ersin gerçekten doğru yerde, doğru zamanda olmayı çok iyi başarıyor. Evet, altın farkı 5000 dolaylarında gezinmeye devam ediyor. Ersin yan koridorda olabildiğince güçlenmeye devam ediyor. Üzerinde 500 altınlık bir ödül altınız da devam eden durumda. Bir yerden bitme denemesi ve odan başarılı değil. Alt nehirdeki görüşü temizleyecek şimdi One Heroes Academy. Bu arada Kurama'nın da Kurama Cat'in de çok iyi bir oyun geçirdiğine de değinelim. O da Warmog'unu tamamlamış. Üzerine bir Negatron pelerini almış. Yani Imagineer'ın şu anda attığı iki yetenek Yalnız kitle kalkanını kontrol almadı. yerle burada devam etmek isteyebilirim diye bakıyorum. Imagineer hemen ultisini kullanmak durumunda kalıyor. Tek başına inanılmaz hasar çıkardı. %50 canı düşürdü rakiplerine. Ve kalkanını alamadı yani. Sadece tek bir eşya var. Üzerinde çok az bir büyüdürenci. Kalkan bile gitmedi. Ve yani Imagineer ben açıkçası o sondaki ayartın öpücüğünü tutmasını da çok istiyordum. Çok merak ediyordum gerçek hasarı ne kadar vuracak. Yalnız dirençten Kane'i Kayn'ın üzerine düşürebilir. agresif bir oyun. Vevo'dan destek var buraya ama o inanılmaz bir oyun Kayn'den. Bakalım bu pozisyona çıkabilecek mi? Yerden bitme çok kritikti bu pozisyonda. Kayn'in çıkmasına müsaade etmeyecekler. Dirençten kullanılan da bu ulti var. Canı çok az. Dirence giden bir skor bu pozisyonda. Üst skor da orada. Babu lehine. Sonunda direnç için güzel bir haber. Buradan 450 altın almayı başardı. Ufak da bir ödül altını vardı orada Orianna'nın üzerinde. Bu arada güzel bir ulti gördük Orianna'dan gerçekten ama oradan çıkabilmesi için yeterli olmadı. Tabi burada Ersin kafasına göre takılıyor sanki ona gidebilecekmiş biri varmışçasına. Öyle. Şu an at koşturuyor Ersin'in şeyde vadide. Evet, üst koridorda da dirençle birlikte bir kule açmayı başardı. Baba ekibi kulelerde durum 3'e 2'ye eriyor bununla birlikte. Hiç değilse kulelerle birlikte One Hero Academy bir cevap vermeyi başardı. Böylece altın farkını 4000'e kadar düşürmeyi başardılar. Şimdi biraz tabii One Hero Academy ekibinin harita üzerinde alabileceği görevler de biraz azaldı. Bu noktadan sonra öyle rahat rahat baron almak olmuyor. Ejderin gelmesini bekliyorlar. Bu esnada dış kulelerin tamamını da aldılar. Yapacak bir şey bulmaları gerekiyor. Yoksa babu ufak ufak farkı kapatıyor. Evet, Jinx ilk eşyasını bitirdi. İkinci eşyasında da çok az bir nokta kaldı. 1,5 dakika yani bir sonraki ejderde ikinci eşyasını bitirmiş bir Jinx görebiliriz. Bence kesin görüyor olacağız. Ahri de bu arada Habasetini bitirmiş. O da şimdi ikinci eşyasına doğru devam ediyor. Ben açıkçası Ahri'nin biraz daha yetenek atışlarının isabetli olacağı bir senaryoda gerçekten çok farklı şeyler yani çok farklı sonuçlar yaşanabileceğini düşünüyorum ama Kakarot'un üzerine gitmeye çalışıyor. Şimdi ikinci eşyasını bitirmiş de bir Kakarot var. Yani Ahri için biraz oyun tarzını değiştirmesinin zamanı geldi. Kesinlikle katılıyorum bu düşüncene. Bununla birlikte takımına sağlayacağı ufak kitle kontroller işleri değiştirebilir. Yani sadece Kakarot üzerinde oynaması biraz daha şu dakikaya kadar onlara fazla fayda sağlamadı. Üst koridorda bir baskın var. 3 kişilik bir ekiple hemen üzerine Ersin. gidecekler. Ersin çok iyi zaman kazandı bu pozisyonda. Desteğe gelen takım arkadaşı Kayne var. Kayne'den inanılmaz bir tamamlayıcılık. Ama burada hala kalabalıklar. Yakalanan bir oyuncu var. Hemen üzerine gidecekler Kakarot'la birlikte. Canlar çok azaldı. Vatket'in buradan çıkışı yok. 2'de 2 yapan bir Kakarot var. Devam etmek istiyorlar. Imagine'ın pozisyondan kaçmaya çalışıyor. Bir yavaşlatma etkisi bile yeterli olabilir. Imagine'ın Buradan çıkmasına müsaade edecekler mi diye bakıyorum. Canı çok azaldı ama hala kaçmaya devam ediyor bu pozisyonda. Gelen taş efektiyle birlikte skor
gidecek burada Skarner'a ve Baron başlangıcı getirebilir bu. Sadece hayatta kalan bir Shabian var. Bakalım bu pozisyonda bir varlık gösterebilecek mi Babo Espor? Yani ben burada çok riskli olduğunu düşünüyorum. Ben Zevi'nin buradan kesinlikle dönmesi lazım. Hayal ettiği kadar hasarı da Kayalet Dansçı'yla birlikte sunduğumuz. Heyecanlandı. Heyecanlanan bir Jinx burada işleri değiştirebilir. Canlar çok az. Kayne'nin üzerine doğru gidiyor. Bir otomatik saldırı yeterli olacak diye bakalım. Güzel sıçra geldi. Burada Kromaket skoru tamamlayacak ama Baron'u iptal etmeyi başarıyor tek başına. Bu oyunuyla birlikte Shabian. Burada en son atılan sıçrayla birlikte çok da istediği gibi bir hareket yaptığını düşünmüyorum. Çünkü W yeteneğini kullanmayı tercih etti orada. Tabi bu noktada Jinx'le alabileceği maksimum birim otomatik saldırılardan olur diye düşünüyorum ama güzel deneme. Sevilmiş olduğum gibi heyecanlanmayı başardı orada. Lunaris'in Baron'a düşmesiyle birlikte gerçekten birkaç fazladan yapabileceği kritik hasarla bütün gidişatı değiştirebilirdi ama çok da hayal ettiği gibi olmadı. Evet, Ejder'e başlayan bir babu var. Ejder'in canı bir hayli azalmış durumda. 5'e 4 senin de söylediğin gibi bu pozisyonda Ejder'i bırakmak durumunda kaldılar ama devam etmek isteyen bir Kromaket var. Rakiplerin üzerine doğru gidiyor. Ersin çok fazla hasar çıkarıyor. Burada düşecek bir basket var. Basket'in düştüğünü göreceğiz. Ejder'i de tamamlamayı başardılar. Yerzan ismine defansif gelecek Bebo'dan bu pozisyonda. Hem Ejder hem skorla birlikte buradan ayrılan taraf One Heroes Akademi oluyor. Güzel gördü burada One Heroes Akademi. Babu'nun biraz rahat davrandığını, ileride yakalandıklarını. Hiç değilse bir Wildcat skoru almayı başardılar. Kromaket yine bir şey denedi orada ama Imagine'ın üzerine biraz hasar bıraktı sadece. Evet. Yani sadece destek yokken de bu Baron'a başlarlar mı bilmiyorum. Oyuncu eksiklerinin farkındalar. Hala kullanabilecekleri ultiler var. Burada Ersin'in ultisini kullanmış değil. Bu alanda ultisiyle birlikte işleri değiştirebilir. İşte kontrol geldi. Lunaris'in üzerine doğru hasar bırakmaya başladılar. Lunaris'ten iki kişilik bir manyetik fırtına. Hemen üzerine gelen de bir kızartma var. Bununla birlikte arka tarafta düşen bir oyuncu var. Kakarot'tan. Kromaket çok güzel bir şekilde rakiplerini kendi takımına servis etmeye çalışıyor. Kakarot inanılmaz bir noktaya gitti. Bununla birlikte bir skor daha almayı başardı. Shabian hala hayatta ama 3 skor almayı başaran da bir One Heroes Akademi var. Bununla birlikte Baron'u tamamlamaları işten bile değil. Kadir, burada şunu söylemek lazım. Aslında işler Babu lehine gidebileceği kadar iyi gitti. Ersin'den bütün oyun boyunca gördüğümüz belki de en isabetsiz dengeleyiciyi gördük ama yine de şu an One Hero Akademi o kadar önde götürüyor ki deneyecekler burayı. Manyak ama herhalde düşüyorum vakiti yeterli değil. Şöyle bir şanslarını denediler. Ve ben şöyle bir şey söylemiştim hatırlarsan 5-6 dakika kadar önce. Imagineer artık bu şekilde Kakarot'un üzerine gidip bir şey deneyemez. Oyun tarzını değiştirmesi gerek demiştim. Kakarot yine aynı şeyi denedi. Imagineer yine aynı şeyi denedi. Aradan Kakarot'u ayıklamak istedi. Fakat artık kasmış bir Kakarot söz konusu tabii. Imagineer'in orada Kakarot'a düştüğünü gördük. Onunla birlikte zaten takım dağıldı ve bu rahat bir Baron oldu One Hero Akademi için. Evet, bununla birlikte altın farkında tekrardan 7000 dolaylarına kadar çıkardı. Dakika 25 itibariyle artık hedefi iç kulelere dikmiş durumda One Heroes Akademi. Tabi haritada alınabilecek ne varsa almak istiyorlar. Çünkü şu an haritada bütün kontrol One Hero Akademi ekibinde. Onlar da bunun tamamen farkında. Şu anda direnç çok önde kalınabilir. Evet, burada bu dış kuleyi savunması çok mümkün görünmüyor direncin. Minyonlar geliyor, hemen orta koridorda bir baskı oluşturmak isteyecekler gelen minyon dalgasıyla birlikte. Yalnız burada bir deneme gelebilir, Hex sıçra ile birlikte içeri giriyor. Evet. Çok fazla oyun geldi, manyetik fırtına çok iyi. Zamanlama bir otomatik saldırı, Kayne'ye düşen bir skor var burada. Kayne'nin aldığı skorla birlikte Imagineer düşüyor. Imagineer'ın düşmesi orta koridoru ikinci kulesini savunmakta bir hayli zorlaştıracak işleri. Orta koridoru ikinci kulesine düşüyor. Kromaket'ten kullanılan bir ulti direnci çekti. Direnci kendi takımına doğru atlama. Direnç'ten de güzel bir oyun. Çok iyi bir oryanın ultisi geldi. Burada takım savaşını dağıtacak. Arka tarafta yaran bir oyuncular var. Ateşin içerisinden çıkmak hiç kolay değil. İki skor daha geliyor. Tek başına kalan bir direnç var. Burada oyunu kapatmaya bile gidebilir gibi görünüyor. One Heroes Akademi. Burada artık bence oyunu kapatacaklardır. Çok temiz oynadı bu karşılaşmayı One Hero Akademi, bunu söylemek lazım. Ersin harika bir oyun geçirdi. Ve belki oyunun ilk 15-20 dakikası ortada geçse bile bu üstünlükle oyunu kapatmayı 6 dakikada çok iyi başardı One Hero Akademi ekibi. Evet, oyunu bitirmeye gidiyorlar. Burada rakiplerini de yakalayacaklar. Ersin'e giden 2 skor imza bir oyun. 27 dakikanın sonunda 3. galibiyetine ulaşıyor One Heroes Akademi.